Benim güzel yüzümü göreyim yakından. Allah Allah ya, hakikaten şaşırıyorum yani. Hep kusursuz güzeller maşallah. Allah sana da uzun ömür versin, hidayet, sağlık, sıhhat versin. Hiç üzülmeden yaşamanı Allah sana nasip etsin. Seni üzen insanlar senden uzak tutsun Allah. Cennette seni bana arkadaş etsin, dost etsin. Benim güzel yüzümü ben bir daha dinleyeyim, sesini duyayım. O andan beri Kur'an'ı anlayarak okuyorsunuz. Güzel yüzdüm ben. Lise yıllarında Kur'an'ı incelemeye başladım, lise sonunda. O yıllardan beri hep dikkatli okurum Kur'an'ı. Ama gelenekçi Ortodoks İslam anlayışını savunuyordum ben. Akademide öğrenciyken öyleydim, gelenekçi. İslam anlayışını savunuyordum. Hüseyin'in Işık'ın kitaplarını okurdum. Ömer Nasuhi Bilmen'in İlmihal'ini okurdum. Yani iki ilmihale göre hareket ederdim. Bir, Ömer Nasuhi Bilmen ilmihali. İki, Hüseyin Hilmi Işık ilmihali. Ki bunlar her ikisi de çok ağır ilmihallerdir, çok detaylı ilmihallerdir. Yani kusursuza yakın uygulardım. Ayrıca ben Şafii mezhebini taklit ediyordum. Diş dolgum vardı, küçük bir diş dolgusu vardı. Hüseyin Hilmi Işık öyle dedi diye onu da yapıyordum. Sonra ben Kur'an'ın yeterli olduğuna dair birçok kişiden konuşmalar duymaya başladım ama en çok Edip Yüksel'den duydum. Bize gelmişti, anlattı. Bayağı aklım yattı yani, çok kapsamlı anlattı. Fakat o dedi ki, Amerika'daki kişi peygamber dedi, gel dedi, seni onun yanına götüreyim. Peygambere tabi ol dedi. Ya dedim, o kısmı geçelim mi dedim. Yani Kur'an'ın yeterliydi, güzel, o doğru. Yani o hakikaten sözlerin doğru olduğu anlaşılıyor ayetlerden. Ama o peygamber kısmına ona ben katılmıyorum dedim. Acayip öfkelendi. O geldiğinde yanında da teyp getirmiş, çantasına teyp koymuş. Benim konuşmalarımı almış. Ben aynı zamanda Şeyh Nazım hocamızı falan da övmüştüm. Akıl almaz öfkelenmiş. İşte ne müşrikliğim kalmış ne kafirliğim. Acayip kızmıştı yani. Bende diyor bandı var diyor, kaydı var diyor. Ne kadar ayıp bir insan evine giderken çantaya teyp koyarak onun konuşmasını banda almak. Yani o kadar çirkin ki tarif edemem. Ondan sonra sana insanlar güvenir mi? Her kimin evine gitsen demek ki banda alacaksın konuşmalarını. Kim senden arkadaş olur o zaman? Ne kadar ürkütücü bir şey bu ya. Düşün, adam senin evine giriyor. Kontrol edecek halin de yok. Ne konuşur onun yanında? Sesini banda alıyor demektir. Olur mu öyle şey? Çok ayıp. Çok şekerler. Utku Dalgıç isimli hesaptan, hocam biz de davaya hazırız şeklinde selfie göndererek yorum göndermiştir. Çok güzel kızlar, delikanlı da çok şeker, sevimli bir şey. Göster bakayım. İsteyelim. Ben bu sevimleri bekliyorum. Üçü de çok güzel hanımlar. Delikanlı da çok sempatik, çok sevimli bir tip.